Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Çekmeköy ilçesinde sesleniyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü ülkece sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep birlikte izliyoruz. İyi seyirler. Olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? HDP veririm. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, Ekrem İmamoğlu mu? Yani kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu olursa yine kaybeder diye düşüneceğim sadece. İmamoğlu o zaman sınavayız. İmamoğlu diye düşünüyorum. Tamam. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satardınız abi? Şerefimizi satmaz ki oyumuzu satalım. Benim için bir oy bir şereftir. Şerefte namustur. Onun için oy moy satmam. O soruyu kabul etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica zaten ederim. Vallahi bir kararsızlık var şu an. Daha sonra değişebilir. Yarın olsa. Ya benim hani net bir şey değil. Ya AKP de olabilir, HDP de olabilir. İkisinin arasında şu an kararsızlık. Ama çok zıtlık var değil mi? Ya kimine göre öyle ama ben şimdi birine gönül bağım var, birine de düşünce olarak doğru mudur, doğru devam eder mi diye bir düşünce var. O zaman şu an kararsız yazalım. Aynen öyle. Tamam. Efendim diğer sorumuz da şu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Daha çok oy alır. Vallahi şimdi bana göre Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti becermiyor. Ya da bilerek yapıyor, rol mü yapıyor bilmiyorum. O zaman İmamoğlu. İmamoğlu yani ikisinin arasında kalsam onu tercih ederim. Tamam. Son soru da şu efendim, oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Valla onu hiç düşünmedim. Hiç satmayı da düşünmedim. Çünkü işin içine hani ülke şey girdiği için onu hiç aklım ucuna geçmedi. Yok. Yok öyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ne diyeyim sana? İyisen iyi, kötüysen kötü. Allah iyilikler versin hepinize. Amin. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? Ha, ben şey oldu bitti, ben şeye veriyorum. Ne Erdoğan'a veriyorum. Oldu bir Erdoğan 20 yıldır var, sen 70 yaşındasın en az. Ha. Ha, Allah yokluğunu vermesin. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ama şöyle bir şey, benim bir sıkıntım var, af çıkaracaksa veririm. Ay, kim içeride senin, kimin içeride? Var mı var? Ha. Kılıçdaroğlu mu olsun, İmamoğlu mu? CHP'nin adayı. Kılıçdaroğlu, Valla önceden iyiydi de şimdi biraz bozuldu yani. Memur muyuz, çalışıyor muyuz, emekli miyiz? Emekliyiz. Emekli. Peki abi bu pazar günü sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ekonomi çok valla geliyor. Daha net bir karar çıkarmadım ya. Daha net bir kararsızım. Kararsız. Daha çok tekrar olur. Sorar mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu mu, Ekrem İmamoğlu mu? Bence ikisi de olmamalı. Kim olmalı? Mansur Yavaş olmalı. Ama ikisi arasında olursa mesela sorumuz. İkisi arasında olursa tercih düşük olacaktır. Dün Mansur'u sorduk. Yok mesela iki seçenek olsa siz hangisini tercih ederdiniz? Onu diyorum. Yani Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu biraz daha mantıklı görüyorum ama tamam. Ben ikisine de vermem şahsen. Eyvallah. Efendim son sorumuz da şu, oyunuzu satacak olsanız kaç para satardınız? Satılmaz hemşerim, oy namustur. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Çok kötü. Çalışıyor muyuz? Çalışıyorum. Ama yetmiyor. Hayır. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Mi? Evet. Ben hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. O zaman kullanmıyor diyeceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu olmalı? Bence Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla oy alır. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, öyle düşünüyorum. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satarsınız? Satmam. Ama oy da vermem. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Düzen yok, düzen bozuk. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Bozuldu. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? CHP'ye vereceğim, kime vereceğim de. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu? İstanbul'u yöneten kim? Parti kim olacak? Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu. Tamam. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satar? Kendimi öldürürüm, öyle satarım ben oyu. Bir oy satmak yok. Olur mu öyle dava? İmkan yok, olmaz da şey. Buraya metro durağı nerede acaba ki? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kötü abi ya. Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ümit Özdağ. Zafer Partisi daha var. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olmalı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satarsınız? Satmazdım. Satmazdınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ ol, iyiyim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam ekonomik olarak... Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime vereceğiz? Hanımefendi soralım, buyurun. Ya şimdi oyum çekimserim. Kararsız, yarın olsa yine mi kararsız? Daha sonra değişebilir, yarın olsa. Belki şey olabilir ama şimdi şu bir gerçek. Muhalefet iyi bir irtiba bırakması lazım ortamda. Yön vermiyorum efendim. Yön vermiyor. Sadece böyle şikayetlerle veya şeylerle değil, halka yanaşması lazım. Ben önerisini ortaya koymalı, ikna etmeli belirliyorsunuz. Evet, maalesef evet. Şimdi o
detay. Yarın olsa bir oy kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Kullanırım. Söyleyin, daha sonra değil, yarın olsa. Yarın olsa vermem muhalefete. Parti MHP hangisini diyelim? İyi Parti'yi düşünüyorum. Tamam, İyi Parti muhalefet zaten. İyi Parti'ye verirsiniz. Ama tamam yani şahsi olarak. Geneli olursa vermem. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu daha yakışıyor. Daha çok oy alır. Son sorumuz da şu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç paraya satardınız? Hiç parayla oyumu satmam. Ciddiyim. 10 bin dolar verseler? Hiç kesinlikle satmam. Pazarla bile girmem. Girmem. Süper. Kesinlikle girmem. Herkes sizin gibi olsa. Teşekkür ederim. Çok şükür halimize, sizi sormalı. Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ya ben 18 yaşımda bir gencim. Hani liseyi bitirmişim. Burada TOKİ Lisesi'nden mezunum. Pek iş bulamıyorum. Yukarıda hayvanat bahçesinde hayvan bakıcılığı yapıyorum yani. Bulmuşum da ben Anadolu Lisesi'ne hayvan pisliği temizlemek için okumadım abi şimdi. Üniversiteye hazırlanıyorum. Seneye sınava gireceğim. Bu sene hazırlık için. Nasıl bir iş istiyorsun? Bir lise mezunusun sonuçta. Nasıl ya abi ben şimdi... Müdürlük isteyen yok abi. Ben şimdi... Yapmak istediğim mesleği yapmıyorsam ben niye yaşıyorum? Aha ben mesela ne yapmak istiyorsun? Ha, sana soruyorum. Ben abi üniversite okursam, üniversiteden kamera şimdi yönetmenliği okumak istiyorum şimdi, mesela. Şimdi bu işin yerine ne isterdin? Ya bu işin yerine abi şu an ben bir kamera yönetmenliği, klip yönetmenliği yapmak isterdim. Senaristlik yapmak isterdim. Hani kamera arkası bir iş yönetmek isterdim. Benim zaten çocukluktan beri hayalim dizi. Hayalim mi? Evet abi ben zaten yazarlıkla uğraşıyorum. Hani bir senaryo yazarım, senaryonun filmini çekerim. Ne bileyim kamera arkası bir yönetmenlik yaparım yani. Tamam. Ama şimdi hayvanların pisliğinin için ne abi? Temiz kıyafet giymişim ilk defa yani. Bugün izinliyim, gezmeye gidiyorum arkadaşlarımla. Doğru. Bu pazar seçim olsa kime verirsin? Abi bu pazar seçim olsa ben oyumu direkt Fatih Erbakan'a veririm. Yeniden çünkü aynen öyle. Yeniden Refah Partisi'ne veririm. Gençlere yönelik çok güzel bir istihdamı var adamın. Yani şu anki hükümetin ben elinden alacağını düşünüyorum. Yazdık ona. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya abi şimdi Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yani CHP'li değilim. Pek sevmem partiyi ama Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan daha çok daha iyi. Çok kat daha iyi. Şu an zaten Kılıçdaroğlu CHP'nin başından geçse CHP'nin iktidara geleceğini de inanıyorum zaten. O zaman Ekrem İmamoğlu dedik. Son sorumuz da şu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Ben oyumu satmam abi. Bizim satılık oyumuz yok. Aray dediğim yok. Gibi Fatih Erbakan'a benim oyum. İnşallah kazanacağız ülkeyi. Sağ olun, teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Vallahi şu anda hiçbir şey iyi gitmiyor. Sıkıntı. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Yeni vallahi seçim. Millet ittifakı. İçinde CHP, İYİ Parti, Demokrat. Yani CHP mi? İYİ Parti. İYİ Parti'ye yazdık. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Öyle mi? Ya Ekrem, o çok oy alamaz diyorlar. Ekrem İmamoğlu beklenti vermedi. Tamam. Vermedi. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satardınız? Oy satılır mı ya? Satılmaz. Satılmaz. Teşekkür ederim. Yardım gidiyor. İşim vallahi iyi gitmiyor. Bu pazar seçim olsa kim oy verecek? Vallahi ben Tayyip'e verecektim ama Tayyip yabancıları doldurdu. Ondan yanına iyi bir şey demiyor. Kime verecek? Vallahi şimdi şu karar sizin. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi İmamoğlu olması lazım. O daha iyi. Daha iyi. Oyunuzu satacak olsanız kaç paraya satardınız? Oyumu vallahi satmam. Oy satılmaz. Satılmaz. Teşekkür ederim. Çok şükür. Siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Zor mu? Berbat. Uçuyoruz diyenler var. Köprü, yol, baraj, Türkiye uçuyor diyorlar. Uçuyor. Valla ben okula giden kızım var. Önce ondan başlamak istiyorum. Yani 3 tane çocuğum var. Daha öncesi 2 tane çocuk okuttum. Yani lise tercihlerinde gideceği okulu en başa yazıyorduk. 4 tane okul seçiyorduk ve çocuk yerleşiyordu. Ve benim çocuğum, küçük çocuğum şu anda kızım liseye yerleşemedi. Geçen sene özele vermek zorunda kaldım. Milli eğitim yerleştirecek dediler. Milli eğitimde tutturdu. İmam Hatip'e yerleştireyim sizin çocuğunuz dedi. Biz de istemedik. İstemediğimden dolayı özel liseye mecbur kaldım. Bu sene de devlet lisesine geçirdim çocuğumu. Çünkü çocuğum boşlukta kaldı. Çocuğum uyuşturucunun eline geçecek. Boşlukta genç kız. Yani okula normal liseye geçirebildin değil mi? Geçebildim. Tamam. Yani ablacığım bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Ekrem Başkanım. Ekrem İmamoğlu'na yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Kemal? Başkanım, Ekrem Başkanım. Ekrem Başkanınız. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satar? Hayır asla. Oy satılır Ekrem mı? Ekrem Başkan'a basarım.
Oy satılır mı canım? Önce yani bunlar düzelmesi lazım. Uyuşturucunun elinden bu gençlerimizi almamız lazım. Doğru. Yani gençlerimiz... Geçen gün Sultanbeyli'de şey açtı Ekrem Başkanı, Sultanbeyli'de. Ay çok sevindim ya gerçekten. Bir de bu okulların çevrelerinde yani uyuşturucu satanlar var. Bu okullar içinde yani bir düzen olursa çok iyi olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Berbat. Uçuyoruz diyenler var. Yol, köprü, baraj, İHA'ya uçuyoruz diyorlar. Ne dedin? Yok valla uçtuğumuz yok. Sürünüyoruz. Yok. Sürünüyoruz. Efendim bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla ben parti tutmam. Bana göre kim iyi ismet ediyor ona veririm. Vereceksin de. Ya illa ki. Ama dediğim gibi bu A Partisi de olur. Şu an parti karıştırmak istemiyorum. Söylemek istemiyorum değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bence her ikisi de olmamalı. Mansur Yavaş. Olmalı. Evet. Peki bence. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satar? Oyumu satmam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi iyi bir buluyorum ben. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Çekmeköy'de mi oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyorum. Tamam, memnun oldum. Abi yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ben dekorasyon işi yapıyorum. Ama geçim zor. Geçim çok zor gerçekten. Şunu söyleyeyim. Ben müteahhitlik de yaptım. Daire şu an 300'e satıyorum. 250'ye sattım. Daire şu an 2 milyon. He ya. Kiralar burada 6 milyon. Nereye tamam. Varacak bu iş? Bir sene içinde uçtu her şey ya. Bir kesme şeker dediğin gibi bir kesme şeker 6 liraydı. Şu an 30 lira. Ona göre düşüyor. Abi gel kapıya evet. Ona göre hayat zor. Bir kola 20 TL. Ondan sonra yani çok pahalılık var. Şimdi askere ücreti 5250 alıyor. Şimdi bir kira 5000 kaç? 5500. Şu an bir kira 6 milyar. 5 lira nereden getirecek? Evet. Şimdi bu adam kirayı mı verecek? Geçimini ne yapacak? Kira yetmiyor. Yetmiyor bir de çocuk var. Çocuk okula gidiyor. Servis var, kitabı var, bunun sigarası var, bunun kahvesi var. Bu elektrik, gidip su var, evet. Su var. Bu gidip bir yerde oturacak, bir çay içecek daha. Tabii. Ben sizin videolarınızı bayağı takip ediyorum. Bayağı ben hepsini takip ediyorum. Röportajları takip ediyorum. Efendim bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksiniz? Ben HDP'ciyim. Halkların Demokratik Partisi'ne evet. Yazdık. Ben HDP. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu? Ben çok tercih İmamoğlu diyorum ben. İmamoğlu evet. Tamam. İmamoğlu daha çok beğeniyorum. Eyvallah. Son soru da şu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Ben oyumu şu ana kadar AK Parti'ye vermedim. Belediye başkanı ben... Ama satarsanız dedik, biz AK Parti demedik. Ben satmam. Oy satma yok. Yok. Oy namustur. Kesinlikle bak ben 41 yaşındayım. Hiçbir zaman ben AK Parti'ye de oy vermemişim. 41 kere maşallah. Evet maşallah. Ben vermemişim. Benim vicdanım çok rahat. Anladın? Satmam da. Yok satmam kesinlikle. Evet, bak. Gümle basarım. Kesinlikle. Bak ben ne zamandan beri HDP'ciyim? Ben 92'lerde ben HDP'ciyim. Teşekkür ederim. İyi. Yaşam, geçim, ekonomi. Dünya nasıl gidiyorsa Türkiye'de aynısı gidiyor. Aynısı diyorsun. Peki bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Bu genel seçimde. Evet. MHP'ye vereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yazdık bir oy. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu efendim? Biz olan ikisi de olmaz. Siz olmaz diyorsunuz. O kazanamaz. Kazanma şansları yok. Öyle mi? Tabii. Peki adam dün bildiği CHP'nin %20 oyu var. İyi Parti'nin %10 oyu var. HDP var, şu var, bu var dedi. %60'ı buluyor dedi. AK Parti'nin şansı yok dedi bu sefer. Oğullar normalde belediyelerde öyle şanslı olur. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onların şansı yok. CHP'de yok yani öyle bir iktidar yok. Peki, yok. Yani başka birisi gelse dışarıdan başka birisi gelse daha iyi. Yani. Tamam. Öyle mümkün değil yani. Kazanma şansları abi, yok. Abi son sorumuz da şu. Oylarla değil yani. O genel seçim farklı olur. Okay. Abi oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Oy satan namusunu satar. Bu kadar basit. Değil mi? Teşekkür ederim. Allah'a çok. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? İyi, Allah'a şükürler olsun. İyi. Çok iyi. Peki bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti, tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ekrem mi Kemal mi? Hangisi? Kemal oğlu. Bence. Kılıçdaroğlu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç paraya satardınız? Kaç kalsa bunge? Satar mıydınız oyunuzu? Ende yok. Oy satmak yok. Yok yok. Teşekkür ederim. Çok kötü. Çok kötü. Allah yetin evet. İnşallah. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Bunu düşünmem lazım. Kim iyiyse o kazansın. Şimdi kararsız mı diyelim? Evet. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Selahattin Demirtaş. CHP'nin diyorum ama. Yok hiçbiri. Hiçbiri. Evet. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Oyumu satmıyorum. Oy satmak yok. Evet. Yaşam
benim işim güzel, benim durumum da iyi de babamın durumu iyi ama bakınca ekonomi yani bana göre kötü. Yani Allah'a şükür ben istediğimi alıyorum babam sayesinde, babama yani. Allah eksikliğini vermesin. Amin de yani. Bütün kötü babalar babana kurban. Ama milletin durumu pek iyi değil yani, aynen. Baba esnaf mı, iş ne iş yapıyor? Babam dijital baskı, Ozalit matbaa. Tamam. Öyle. Topkapı'dan. Yok, Ataşehir'de dükkanımız var Metropol'ün karşısında. Selam olsun babanıza. Bu pazar seçim olsa bir genç olarak hangi partiye oy vermek istersiniz? Yani bana sorsan abi vallahi pek doğru bulduğum şey yok ama yani Mansur Yavaş mesela CHP partisinde aday olursa Mansur Yavaş'a veririm ben. Yani. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Aynen, hiçbirim. Mansur Bey'i sorduk. Ya ikisi arasında olsa Ekrem İmamoğlu. Oyunuzu satacak olsanız kaç para satar? Atmam abi ya. O yok. Yok. Teşekkür ederim. Rica. Dolara çıksam ben iyi misiniz? İyi, koşturmaca geçiyor hayat. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çekmeköy'de. Her şey güzel yani, bir sıkıntı yaşamıyorum. Şöyle ki tabii ki efendim toplumun ağzında olan neymiş? Dolar arttığı için şu artmış bu artmış. Şu anda fırsatçıların çok fazla olduğunu görüyorum. İnsanlar arabalarının fiyatlarını 3'e katlamışlar, 4'e katlamışlar. Evlerinin fiyatlarını aynı şekilde. Karşılığında da bir markete gittiklerinde fasulyenin fiyatı arttığında, şekerin fiyatı arttığında haliyle acayip bir tepki veriyorlar. Kardeşim sen fırsatçılık yapıp evinin parasını arttırırsan, arabanın parasını arttırırsan o da haliyle artacaktır. Peki bu fırsatçılık şimdiye kadar niye olmuyordu? Devletin eksikliği yok mu? Yok. Niye şimdi oldu? Devletin eksikliği olduğunu görmüyorum. Yani devletimizi tam çalışıyor olarak görüyorum. Bu konuda benim derdim hükümeti desteklemek olarak algılanmasın. Geçen gün bir inşaatçı dedi ki daha önceki 1 milyondan fazla konut yapıldığı halde geçen sene 400 bin konut yapılmış. Pandemide birikenler vardı, evlenmeyenler, yeni evler vesaire vesaire. Dolayısıyla arz talep dengesinden dolayı arttı diyor. Ben öyle görmüyorum. Şöyle, zaten ev olup da ben apartmana karşı bir insanım. Nitelikli konut olması lazım. Nitelikli konutlar yapıldığı zaman bunların yine satışı daha kolay olacaktır. İnsanlar artık bilinçlendi. Gidip yani aradaki bir daireyi alana kadar nitelikli bir konut. Efendim garajı olsun. Ama hangimizin gücü ona yeter abi? Nerede var orada? İstanbul'da kaç kişi onun? Hepimizin gücü ona yeter. Sen de gücün yettiği bölgede o şekilde bir apartmanda alabilirsin. Herkes Kadıköy'de bilmem ne rezidansa oturacak diye bir şey yok. O zaman toplumun herkesin aynı geliri, aynı iş statüsüne sahip olması lazımdı. Göre. Peki ki. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Kesinlikle oyumu Devlet Bahçeli, Milliyetçi Adalet Paket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi'nin... Peki diyorlar ki MHP baraj altı kalacak. Buna katılıyor musun? Yok, şöyle. Ben AK Parti'yi de destekleyen bir kişiyim. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. MHP'yi de yedirtmeyiz. Hele şeye hiç yedirtmeyiz. Ne o? Meral mi? Ne var ya bir tane? O İyi Parti'ye. Ona hiç yedirtmeyiz. Barajı sıkıntınız var mı? Yani %10'u aşar mı aşmaz mı? Tabii ki aşar yani. Ne? Sıkıntı yok. Tabii. Peki efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı sizce Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Çünkü ikisini de HDP ile el sıkıştıkları günden beri ne takip ediyorum ne bakıyorum. İkisi de zavallı olarak bakıyorum. Yok hükmünde ikisi de. Peki. Son sorumuz da şu efendim. Oyunuzu satacak olsaydınız bir bedel biçer miydiniz? Hiçbir şekilde oyumuz satılmaz. Neticede kimse de oyunu satacağını düşünmüyorum. Her şey toplumda karşılığını buluyor. Karşı yok. Tabii yani. Neticede her şey toplumda hizmete bakar. Bugün Çekmeköy'ü gezdiğinizde buradaki belediye başkanlığının yaptığı hizmetleri görüyorsunuz. Bir de diğer bölgelere gittiğinizde, İstanbul'un diğer yerlerine gittiğinizde bakıyorsunuz ki daha önceden yapılmış şeylerin bozulduğunu görüyorsunuz. Memnun musun Çekmeköy'ün belediye başkanı efendim? Evet, şu anda memnunum. Poyraz'dan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomi şartları zor. Neler var? İHA, SİHA, köprü, yol, baraj uçuyoruz diyenler var. Uçma değil de görünen köy kılavuz istemez yani. Şu anda mutlu insan olduğunu düşünmüyorum yani. Peki. Abi bu pazar... Sağlığımız yerinde ama mutlu değiliz. Mutlu değil. Doğru. Bu pazar seçim olsa hangi parti? Onu sandıkta vereceğiz. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu? Ekrem İmamoğlu. Oğlu. Son oyunuzu satacak olsanız kaç para satın? Satmam. Satmam, teşekkürler. Ekonomi nasıl gidiyor Çekmeköy'de? Harika, her şey yolunda. Tabii canım. Uçuyoruz. Üçtük de az kaldı. Az kaldı, tamam. Abi bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye vereceksin? Kimi şahıs mı? Parti. Millet İttifakı. İçinde hangi parti? Biz partiye yazıyoruz da. Millet var, CHP var, İyi Parti var, Saadet var, Demokrat. Ben HDP'liyim. Halkların Demokratik Partisi, tamam. Evet.
Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı, Kemal Kılıçdaroğlu? İmamoğlu daha mantıklı. İmamoğlu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para dermişerdiniz? Bu iş satanlar, satanlara ne denir? Satanlara namussuz denir. Adam evet. Değil, namussuz derler. İşte namussuz dedim, ben de öyle dedim. Heh, namussuzlar. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şey ederim. Geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kötü ya. Kötü, çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz ama tek tük böyle olmuyor abi ya. Olmuyor. Yok. Abi bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? CHP'yi düşünüyoruz ya. CHP'ye yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu? Daha çok oy alır. Ekrem İmamoğlu daha çok oy alır. Abi buyur. Kılıçdaroğlu peki. Olmaz yani. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Tamam. Satamam. İnsan şerefini satamaz. Aynen. Teşekkür. Nasıl gidiyor efendim? Ekonomi biliyorsunuz biraz sıkıntılar var. Evet. Geçim sıkıntısı, enflasyon, evet Zimbabwe'den sonra birazcık ikinci en büyük enflasyon yaşayan ülkelerdeniz. Değil mi? Evet. Zimbabwe ile beraber. Zimbabwe'den sonra biz geliyoruz. Zimbabwe kadar değiliz tabii. Zimbabwe. Ne güzel. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz tabii. Zimbabwe selam olsun buradan. Evet. En azından aynı ligdeyiz. Aynen. Peki abi bu pazar sandığa gitsek oyu kime vereceğiz? Genel seçim. Genel seçimde Cumhur İttifakı'na oy veririm. AK Parti. Evet. Neden AK Parti? Ekonomi eleş ama yine AK Parti dediniz. Şöyle. Zimbabwe güzel örnek verdiniz. Evet. Ya şu anda böyle seçimde kadar bu işleri düzelteceklerini ümit ediyorum. Çünkü bir enkaz aldılar. Enkazın üstüne de güzel gitti bir 2016-17'ye kadar. Şimdi de böyle bir yeni politikanın sonuçları bir bedeli var tabii ki. Çözebilir mi? Yani sancısız doğum olmaz diye düşünüyorum. Vizyon sahibi şöyle söyleyeyim. Vizyon sahibi olarak bir Cumhur İttifakı'nı görüyorum ben. Gerçekçi olmak lazım. Abi özür dilerim. Dil mesela. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan. Mesela diyor ki çürük, işte illet, zillet. Yani bir cumhurbaşkanı. Herkes cumhurbaşkanı. Doğru bir şey mi? Yani nasıl şeyse vizyon sahibi. Onların yani verdiği. Nasıl lazım? Ya onların karşı tarafın hakaretlerine karşı kibar da konuşuyor. Baktığımız Osman zaman. Osman Gazi Şeyh Edebali diyor ki hamlık bize, olgunluk sana. Sen diyor lidersin, beysin. Öbürleri yapamaz, sen yapamazsın diyor. Yani öbürü bir sırtında yumurta küfesi yok diyebilir. Ya şimdi ama baştaki adam kaçken akıllanır diyorlar. Şöyle söyleyelim. Tayyip Bey birazcık halkın içinden geldiği için beyaz Türk değil. Dolayısıyla halk ağzıyla konuşuyor. Halk jargonunu kullanıyor. Onu da zaten birazcık önünü açan da o oluyor zaten. İşe yarıyor diyorsun. Tabii. Tamam. O zaman AK Parti'ye yazalım abi oyunuzu. Evet. Tamam. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ya da hangisi olur? Yani ikisinin de bir vizyon sahibi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İstanbul'a da efendim 5 milyon alayım ama o. Yani benim yaşım genç, 40 yaşındayım ama o 2000 krizini yaşadım. Evet. O 40 o dönemleri ya yani 2000 krizini ben yaşadım. Çocuktum ama gençlik böyle o zamanlarda yaşadık. Ekrem İmamoğlu AK Parti belediyeciliğinin kaymağını yiyor şu anda diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapmıyor demiyorum. Ama bugün Ekrem İmamoğlu bir toplantısı vardı. Diyordu ki AK Parti İstanbul Belediyesi 25 yılda 85 milyar dolar parayı ranta girdirmiş. Diyor imarı açmış. Ormanı, askeri bir şunu bunu halka alsak deprem kentsel dönüşümü biterdi. Olabilir. Olabilir. Başkanlık makamı koltuğunda o oturuyor. Yani mahrem olayları o bilir. Biz sadece halk olarak kentsel dönüşüm, İstanbul'da her taraf dönüşür diyor. Askeri bölgeyi açmış, 40 trilyon, 50 trilyon es satmış gitmiş diyor. Fakir fukara ayırmamış diyor. Olabilir. Olabilir. Başkanlık makamında diyorum ya, o oturuyor. O biliyor, ben bilemem. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nu yaparlar ama normalde yapmaları lazım. Ama onu yapmayacaklarını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi olacaktır diye düşünüyorum. Eyvallah. Son sorumuz da şu abi. Oyunuzu satacak olsaydınız değerine ne biçerdiniz? Oyunun değeri biçilmez. Ama böyle bir şey olsa, faraziye üzerinden konuşuyoruz. Mesela TOKİ'den bir ev gibi düşünelim. Bir ev alırdın. Bir ev için olabilirdi. Bir eve. Böyle bir seçenek. Ama ben böyle bir şey yapmam. Ben önerimi sordunuz söylüyorum. Eyvallah. Ama bana mesela yani iki daire verseler verir misin TOKİ'de? Bana dese ki size iki tane TOKİ'den daire veriyoruz. İşte
söyledim ben size nereye vereceğimi. X partiye vereceksiniz deseler ben vermem. Olabilir. Bence söyleyenler doğru söylemiyor abi ya. Parayı görseler mesela ya da daireyi görse söyle, hiç herkes öyle diyor ama. Ama açığımız yok ki burada. Bak sordunuz, şeffaf bir şekilde söylüyorum ben. Sizinki bitti, sohbet ediyorum yani. Şu an bir daire veriyorum. Kim vermez? Çoğu kişi verir. Bunu diyorum. Heh, çoğu kişi yani verir. Yalan söylemeye gerek. Bu röportaj yayınlanacak. Evet. Beni izleyenler de beni bilir yani. O yüzden siz vermeyin, onu anladım, siz vermeyeceksiniz. Evet. Ama bu toplumda mesela biz 50 kişiyle konuştuk, hepsi aynı dedi. Evet. Bence 49 kişisi verir. Yarın yola çıksanız, arkaya dönseniz baksanız mesela, o vermeyeceğim diyenlerin 10 kişi mi dedi diyelim, bir kişisi belki olur, o da ben olurum muhtemelen. Yıllar önce bir anket yapılmış, milletvekiline güven, %99'u güvenmeyeceğiz demişler. İşte kızınızı bir milletvekiline verir misiniz? %99 evet demiş. Evet. Öyle bir toplumuz yani. Aynen öyle. Ne yazık ki maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mikrofon sana, ne diyeceksin? Her şey çok zam geldi. Her zaman zam geliyor. Pahalı mı? Evet. Sen çalışıyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Su satıyor. Daha mı ucuz olmalı? Eskisi. Senin de suya zam yaptığını söylüyorlar. Su 3 lira yapmışsın diyorlar. 1,5'tu. Sen de zam yapmışsın. Evet abi. Herkes zam yapıyor. Bak sen de bile çok suyu artırmışsın. Abi Oğlu Bediller 6 liraydı. O gün 7 oldu. Sonra 8,90 oldu. Sonra 9,5 oldu. Bir gün de 10,5 olmuş. Her zaman atartıyor. Valla bundan bir 2 yıl öncesine kadar iyiydi. Bu son zamanlarda bayağı kötü. Peki. Seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz kardeşim? Valla ben bildim bile kendimi HDP abi. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Çekmeköy'de mi oturuyorsunuz? Evet, Çekmeköy, Nişantepe. Tamam. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para satardınız? Biz oy satmıyoruz. Biz oy satmıyoruz, almıyoruz. Aynen. Varsa HDP. Masar gideriz. Aynen. Daha iyisi varsa CHP olur. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim merhaba. Abi su satıyorum. Günde 100-200 tane araba geliyor abi. Biri diyor param yok abi. Sonra diyorum al benden olsun. Arabanın içine atıyorum. Hemen para veriyor. Neden abi? Çünkü parasını harcatmak istemiyor abi. Neden? Çünkü ekonomi kötü abi. Abi hayat zor da kötü de abi. Sen kaç kolu satıyorsun yine? Abi günde ben bir 5-6 kolu satıyorum. 5-6 koldan da 200-250 lira kazanıyorum. Kazanç mı, ciro mu? Kazanç abi. Öyle mi? Evet abi. Güzel iş. Abi güzel de zorluyor yani. Ne yapasın? Daha kaç yaşındasın? Abi 250 liradan gidiyorsun markete, alışveriş yapıyorsun abi. 150'sini zaten alışverişe, kaldı sana 50 lira. Ne yapacaksın abi 50 lirayla? İşte en az ne var? Olmasa ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Şu an benim açımdan orta seviyelerde, ekonomik anlamda biraz zorlansak da toplum açısından şu an sıkıntılı görüyorum. Ekonomik anlamda enflasyon biraz yüksek. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Uçma demeyelim de sıkıntı biraz yani. Peki abi bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz gene seçim? Onu şu an söyleyemem. O da cevap bizimki zaten. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Ben şu an Kılıçdaroğlu'nun hak ettiğini düşünüyorum. Geçmiş. Yeterli oy alamaz. Erdoğan'ın kurduğu yani, ama. Onun emeğinin hakkın olduğunu düşünüyorum ben. Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum. Hakkı elbette genel başkanın evet. Ama amaç kazanmak olacaksa kim olmalı? Amaç kazanmak. Yani bu kişiler üzerinde değil, Millet İttifakı olarak kişinin önemli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu yazdık. Efendim diğer sorumuz da şu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para değer biçerdiniz? Oy satılır mı? Oy namustur ya. Oy satılmaz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Sıkıntılı. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyumuzu hangi partiye veririz? Oyumu hangi partiye veririm? İhtimalle CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Kesinlikle. Oyunuzu satacak olsaydınız değerine ne koyardınız? Oyumu satacak olsaydım değerine ne koyardım? Herhangi bir değer biçmezdim yani. Değer yok. Değer yok. Yok. Paraya satmam oyunu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ekonomi nasıl gidiyor abi? Çekmeköy'de. Güzel gidiyor. Allah da iyisin. Bu pazar seçim olsa kime veririz efendim? AKP'ye veririm. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu? Ne o? Peki oyunuzu satacak olsaydınız ne değer koyardınız? Niye satayım ki? AKP. Diyarbakırlıyım, AKP. Başka bir şey yok. AKP'ye kıyıyor, AK Parti. AK Parti.
Teşekkür ederim. Ölüm de olsa AK Parti, başka yok. AKP. Bir genç olarak yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Abi yani hiç iyi gitmiyor ya. Yani zor, nasıl diyeyim, zor, gayet zor yani. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak hangi partiye verirsin? Zafer Partisi olabilir. Neden? Yani mülteciler yani çok sıkıntı. Mesela bir işçi yani 5000 lira yetiyorsa mülteciler mesela gidiyor 3000 liraya çalışıyor ve işverenler de mülteci onları tercih ediyor ve Türk genci işsiz kalıyor abi. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olsun Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para değer biçerdiniz? 1000 liraya satardım abi ya. 1000 lira. Teşekkür ederim. Merhaba. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Süper. Süper. Bu pazar seçim olsa kime oy veririz? Abi gelin. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. Çekmeköy'de mi oturuyoruz? Evet. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olmalı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Oyunuzu satacak olsaydınız ne değer koyardınız? Oyumun değeri yok. Limitsiz. Yok tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Büyük güçlü Türkiye, büyük güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan. Bunu da kayda geçin. Aynen. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Daha söyle. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor Çekmeköy'de? Ekonomi sıfır. Uçmuyor muyuz? Hiç uçmuyor. Yerimizden kıpırdamıyoruz. Bir tane lahmacun yiyemiyorum. Değil mi? 20 yani lira. Sevdiğim bir yemek yoksa yiyemiyorum. Bir şey, pazar gibi bir şey yaptırdım. 150-100 lira. Bir kilo şey yedik bir arkadaşımla. Kuşbaşı, şey, tavuk, kanat 205 lira. Yani böyle kesim olur mu? Mümkün değil. Abi bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Seçim olsa oy vereceğim o zaman bilirim. Seçim olsa şu anda hükümetin karşısına oy vereceğim. CHP en büyük parti. CHP. Peki CHP... CHP biliyor musun? Niye? En korkutucu karşı tarafı. En büyük rakip o şimdi. Peki ha. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu? İmamoğlu. İmamoğlu. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para değer koyardınız? Oyumuzu? Satacak olsaydınız bir değer koyardınız. Oyumuzu sat. 1 lira bile istemem. Oyumu aslanlar gibi görevimi yaparak... Vatandaş olarak Türkiye'nin oyum aslanlar gibi kullanır görevimi yaparım. Oyum satılık değil. Evet, hiçbir zaman. Teşekkür ederim, çok sağ olun efendim. Hiç, bütün varlıklarını verseler iktidar yine oyum satılık değil. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ederim, hoş geldin. Nasıl, iyisiniz? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? İyi gidiyor hocam yani zorluk. Yurt dışında mesela? Yok, burada yaşıyoruz. Geçmek için değil. Ben en çok neye karşı geliyorum biliyor musun? Bu ev sahiplerine büyük bir yok şeyler vermiş, imkanları veriyorlar. İstediği zamı istediği kendi devleti tanımıyorlar. Biz devletimiz bayrağımızın canımızı veriyoruz. Bu ev sahipleri bu zamı kendi istediklerinden 1 lira şey 3 lira, 3 lira şey kiracıyı miracı. Ev sahipleri mi yapıyor? Evet, ev sahipleri. Bunun devletinden ilgisi yok. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Genel seçimde oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bu anda benim için AK Parti önemli. AK Parti. İkametiniz burası mı? Tudulu. Çekmeköy mi? Tudulu, evet. Tamam, İmraniye. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kim olmalı? İkisi de olmalı. İkisi de olmasın. Kim olsun peki? Olmaz, yapamaz çünkü. Aday olacak. Yok, ikisi de olmasın. Tamam. Oyunuzu satacak olsaydınız kaç para değer biçerdiniz? Oyumu mu? Evet. Bir servet de verse de satmam. Oyum satılık değil. Satılık değil. Benim için oyum dünyam bir Allah, sonra bayrağım, sonra vatanım benim. Sonra oyum. Teşekkür ederim. Benim için odur. Sağ olun. Efendim? Berbat. Berbat. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz abi? HDP. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Oyunuzu satacak olsaydınız bir değer biçer miydiniz? Satılık değil. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.